diyenler olabilir. Ya deli misin kardeşim, bu soğukta, bu karda kışta, kıyamette ne işin var yollarda? Otursan evinde, sıcacık evinde vesaire diyenler olabilir. Ama arkadaşlar benim bu yolculuğa çıkmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi. Sobayı gören bıdık hemen mayışıyor, hemen. Hemen mayışıyor, hemen. Güzellik mi? Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videoya hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Biz iyiyiz şükür bıdıkla. Bıdıkla beraber. Bıdığım. Nasılsın? İyi misin? Bıdıkla beraber yaşamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce her zaman söylediğim gibi açıklama kısmına bir yeni kanalımızın linkini bıraktım. Bu kanala bir şey olur, çalınır falan. O kanalda abone olursanız sevinirim. Hadi geçelim videoya. Sobamız yanıyor. Şöyle göstereyim. Sobamızın içinde bir tane yaş kalın bir odun vardı. Onu attım. Desteklemek için de şöyle bir tane kuru bir odun attım yanına. O yaş odunu şimdi o kuru odun yavaş yavaş ufak ufak yakar. Aynı kömür gibi böyle. Yavaş yavaş yanıyor yaş odunlar. İyi oluyor benim için de bayağı iyi. Arkadaşlar şimdi bugünkü videomuzun konusu artık yollara düşüyorum yani. Nasıl yollara düşüyorsun diyeceksiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir tane anket yapmıştım. Bu ankette 3 tane şık vardı. Birincisi otostopla Türkiye turu. İkincisi motosikletle Türkiye turu. Üçüncüsü de hiçbiri kışı evde geçir yazın çıkarsın yolaydı. En çok oy alan %70 falan kışı evde geçir yazın çıkarsın diye. Ama benim düşüncem şu şekilde oldu. Birazcık yani düşüncelerim farklılık gösterebiliyor. Artık yani otostopla da değil de motosikletle yollara düşmeye karar verdim. Niye motosikletle çıkacaksın yollara diye sorarsanız. Şimdi ben yollara düştüğümde motosikletin çalınma ihtimali var. Yok değil. Motosiklet çalınabilir. Bu birincisi. İkincisi farz et ki hiç yollarda araba yok. Ya da otostopa çıktın kimse seni almıyor, durmuyor. Ya da kötü birinin arabasına bindin. Başına bir şey gelme ihtimalin yüksek. Ha, bu en son fişik tabii ki. Bu her yerde olabilir. Her yerde başına bir şey gelebilir ama benim için önemli olan şey düşündüğün zaman şöyle farz et ki hiç araba yok yani. Ve bu yollarda olman gerekiyor. Motosikletle bence iyi olacak. Ama şimdi kafamı karıştıran bir olay da var. Şimdi bıdık var. Bıdığı komşuya bıraktım. Komşunun oraya alışsın diye ufaktan. Ama durmadı. Durmuyor yani. Sürekli benim bu tarafa gelmeye çalışıyor. Yanıma gelmeye çalışıyor. Bana alıştı çok çünkü. Bıdığı da yanıma alacağım. Mecburen alacağım abi. Ben bunu şimdi sokağa atsam bu hayvan yaşamaz. Dışarısı buz gibi. Yağmur yağıyor. Ama bıdığı nasıl yapacağız işte. Motosiklete şimdi ufaktan ekipmanlar almam gerekiyor. Ekipmanlarda neler alacağım mesela? Arka çanta alacağım. Yanlı heybe gibi düşünün. Sağlı sollu çanta alacağım. Yan çantaları alacağım. Bıdığa şimdi arkaya yer yapabiliriz de arkaya malzemeleri koyacağız. Çadırdır, uyku tulumudur, ıvır zıvır arka tarafa motosikletin arkasına malzemeleri koyacağız. Zaten motosikleti de göstereceğim, bir video yapacağım. Çanta almaya giderken veya duruma göre bakarız yani çantayı internetten mi alırım yoksa gider mi mağazadan mı alırım bilmiyorum. Bakıyorum, araştırıyorum şimdilik. Motorun da tanıtımını yapacağım. Sizlerin de yorumlarını, tavsiyelerini de dinlemek istiyorum. Ona göre hareket edeceğim. Güzel böyle yapalım abi. Çadırımızı, uyku tulumumuzu. Yağmurlar müsaade ettiğinde, havalarda birazcık düzeldiğinde yollara koyuluruz yani. Bıdıkla beraber. Şimdi bıdığa bir tane taşıma çantası alabilirim. Ama motorun ön kısmına koyarsam rüzgar olduğu gibi yiyecek bıdık. Rüzgardan korumamız lazım. Aynı zamanda seyahat ettiği çantanın içerisinde de hava da girmesi lazım. Yani şey olmaması lazım. Rahat nefes alıp verebilmesi lazım. Dışarıdan hava girebilmesi lazım. Ama rüzgar da yememesi lazım. Şimdi bunun için en mantıklı şey bence sırt çantası geliyor aklıma. Çünkü şimdi sırt çantasını taktığımız zaman omzumuza taktım diyelim ki sırt çantamızı. Rüzgar bana vuruyor karşıdan. Sırtımda olduğu için ben onun rüzgarı kesmiş olacağım şeyi. Bıdığın rüzgar yememiş olacak bıdık sırtımda olduğu için.
Benim düşüncem bu şekilde ama sizler neler düşünüyorsunuz? Bir yorumlara yazın arkadaşlar. Ön tarafa mı çanta yapalım yoksa arka tarafa mı çanta yapalım? Sırtımıza mı çanta yapalım? Bıdığı yani bırakma niyetinde değilim. Ama gene fikirlerinizi söyleyin. Şimdi sokağa atarsam sokakta bu hayvan yaşayamaz. Çok fazla alıştı bana. Bir de çok soğuk. Ondan dolayı birazcık sıkıntı. Yani yollarda giderken mesela diyelim ki yola çıktığımızda birisiyle karşılaştık. Birini gördük. Çok sevdi bıdığı. O zaman verebiliriz. Yani o bakarım ben falan dediği zaman o kişiye verebiliriz. Bakalım düşüncem bu şekilde. Arkadaşlar şimdi diyenler olabilir. Ya deli misin kardeşim bu soğukta, bu karda kışta, kıyamette ne işin var yollarda? Otursana evinde, sıcacık evinde vesaire diyenler olabilir. Ama arkadaşlar benim bu yolculuğa çıkmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi yalnız kalmamak. Evde bütün gün yalnızım yani tek başımayım. Bu da gerçekten can sıkıcı bir durum. İnsan yani sosyal bir varlık. İnsanlarla iletişim kurmak gerekiyor. Yolculuk esnasında en azından birileriyle tanışıyorsun, birileriyle oturup sohbet ediyorsun. Belki başka senin gibi yollarda olan insanlarla tanışıyorsun. Güzel bir şey oluyor ama sen evde tek kaldığın zaman insan bunalıyor yani. Bir işte çalışsan bile işe gidiyorsun, geliyorsun tekrar evde yalnızsın. İşe gidiyorsun, geliyorsun tekrardan evde yalnızsın. Veya hadi dışarıya çıktın, tekrar geldin eve gene yalnızsın, gene yalnızsın, gene yalnızsın. Bu yalnızlık da insanı bir süre sonra artık yani bıktırıyor. Bıdığımız var gerçi. Bıdık birazcık bize teselli oluyor ama yani insan insana lazım. Gene hayvan sevgisi ayrı bir şey, insan sevgisi ayrı bir şey değil mi? Değil mi? Seni nasıl yapacağız ya? Seni çantanın içerisine mi koyacağız? Nasıl götüreceğiz seni? Hiç bilmiyorum vallahi. Çantayı koyacağız arkaya, arkada yavaş yavaş geleceğim bizle. Valla dediğim gibi arkadaşlar, en azından bu yolculuğa çıkarsam belki düşüncem aslında bu genelde kimsenin geçmediği bilinmedik yerler, böyle köyler, ücra kalmış kasabalar, köylerde insanlarla tanışıp o insanlara yardım edip, köylülere falan mesela yaptıkları işlerde yardım edip onları video kaydına almak, yani insanlarla tanışmak, sohbet etmek, her anımı çekmek yani o yollardan geçerken, dağ yollarından, köy yollarından mesela oradan geçtim, hava kararıyor, çadırımı kurdum, kamp yaptım, o kamp alanındaki anlarımı, her şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum YouTube'da. Zaten bir kanal daha var, Tabana Kuvvet diye. Kanalın ismi de gerçekten tam Tabana Kuvvet yani. Orada da abone olabilirsiniz o kanala da. O kanalda da paylaşım yapacağım devamlı olarak. 2000 aboneye yaklaştık orada da. Yani düşüncem bu. Yollarda olup yani her anımı sizlerle paylaşmak, güzel bir sizlere yani güzel videolar sunabileceğimi düşünüyorum bu şekilde. İlerleyen zamanlarda ekipmanları da geliştiririz. Drone alırız. Ondan sonra ne bileyim. Bir tane drone almıştık ya bir ara. Ne oldu? O drone kayboldu gitti ya. Orada yukarıya çıkıyordu. Drone'u uçurmaya çalışıyorduk. Drone beni çekiyor. Bir anda kontrolden kayboluyordu. Kafasına göre gidiyordu. Bir yerlere çarpıyordu. Kırılıyordu falan. DJI'ın Tello drone'u. Efsane dandik bir şeydi ya. Böyle bir drone olmaz. Aldın mı adam akıllı drone alacaksın. Şöyle basacak gidecek istediği yere. İlle dibinde olman gerekiyordu o drone'un. Bir anda şarjı bitiyordu falan. Keklenmiştik onu ya. Kaç para vermiştim? 300-400 lira para vermiştim galiba. Ta ne zaman bir de. Dediğim gibi ekipmanları geliştiririz. GoPro alırız. Kask kamerası falan alırız. Bakalım bıdıkla zor olacak mı? Kolay mı olur bilmiyorum. Bıdık ya kamp alanında falan zor olmaz da motorla giderken işi çözmemiz lazım. Yoksa çadır kurduğum yerde bırakırım gezinir, sıkıntı olmaz yani ama bir süre sonra zaten motora da alışır diye düşünüyorum. Motoru da sizlere göstereceğim. Ön tarafına zaten yer yapamam motorun da. Ancak ya arka tarafa yapabilirim ya da sırt çantasında olabilir. Sırt çantasında olursa daha mantıklı. Niye mantıklı? Bu ön tarafım, göğüs kısmım komple tam arka tarafında olacağı için karşıdan gelen rüzgarı kesmiş olacak. Rüzgar yemeyecek hiçbir şekilde. Sırt çantasında rahat bir şekilde yatabilir ama işte nefes alacağı bölümler olması lazım. Yanlardan falan böyle fileli falan olması lazım. Çıkamayacağı bir şekilde de olması lazım. Yoksa yolda düşer falan perişan oluruz o zaman. Bir de arkadaşlar bu yolculukta kesinlikle yani hızlı gitmeyeceğim. En fazla gideceğim 30, 40, 50 en fazla yani. 50'yi kesinlikle geçmeyeceğim. Hız yapmayacağım kesinlikle. Sağ şeritten aynı bisiklet
bisikletle gidermiş gibi o şekilde yavaş yavaş gideceğim yani. Çünkü hız kesinlikle yapmak istemiyorum. Aynı zamanda hava eğer yağmurluysa, yollar ıslaksa kesinlikle yola çıkmayacağım. Yola devam etmeyeceğim. Çadırımı kuracağım, orada kalacağım. Bir hafta mı yağmur var? Bir hafta oradayım. 10 gün mü yağmur var? 10 gün oradayım abi. Yola kesinlikle devam etmeyeceğim. İstisna durumlar olmadığı sürece. Çünkü ıslak yolda gerçekten motorla gitmek çok tehlikeli. Daha geçen de bir kaza izledim. O kaza yani Allah göstermesin ya. Ama çok hızlılardı tabii. Hızlı oldukları için. Bir tane daha vardı kaza. 298'li adam şeye, bariyerlere çarpmış ya. Böyle bir şey var mı ya? O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Yavaş bir şekilde ya. Acelemiz yok sonuçta. Bir yere yetişmiyoruz. Bir yere paket götürmüyoruz. Kuryelik gibi değil. Kuryelikte vın 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 bir oradan çıkıyorsun, bir oradan giriyorsun mahalle aralarında vesaire. Önüne ne çıkacağı belli değil. Ama bunda yavaş yavaş yolun kenarından tın 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 yavaş bir şekilde gidersek bir zarar olmaz diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar şunu merak ediyorum. Motosikletle yavaş gidersek eğer yakıt daha az olur mu yani? Daha az bir yakıt tasarrufu sağlar mıyız? Eğer yakıt tasarrufumuz az olursa daha iyi olur bizim için. Çünkü ne kadar az yakıt yakarsa o kadar iyi bizim için. Karavan gibi olmayacaktır diye tahmin ediyorum yani motorla. Bayağı bir yer gezebiliriz diye düşünüyorum. Ama ilk hedefim muhtemelen yani Akdeniz, Ege Akdeniz bölgesi olabilir. Çünkü yaza kadar o kısımları gezip Ege Akdeniz, ondan sonra Şanlıurfa tarafları falan oralarda sıcak oluyor. O kısımları gezip yani Kuzeydoğu bölgesini gezip diğer kısımları da daha sonra saklamak istiyorum yani yaz zamanında diğer İç Anadolu bölgesi, ondan sonra Karadeniz bölgesi, o kısımları gezebiliriz diye düşünüyorum. Yolda belki yol arkadaşı bulabilirim, arkama atlar, haydi beraber gezelim diyebiliriz, belli de olmaz yani, her şey olabilir ya. Ama 125'lik motorumuz arkadaşlar, 125'lik motorla ne kadar gidebiliriz, ne kadar dayanır bilmiyorum. Ya çıkanlar var, yapanlar var. YouTube'da falan gördüm, denk geldi de. Bir de kedi de olacak yanımızda. Bilmiyorum nasıl olur, nasıl biter. Durumlar gösterecek. Durum neyi gösterecek bilmiyorum. Bıdık ya, yazık ya. Baksana şimdi tatlı oldu. Öylece yatıyor orada. Ağaçları çok seviyor. Bakışa bak, bakışa. Ne oldu? Onu çektiğimi anlıyor ya. Anlıyor mu? Gel. Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Açıklama kısmından Tabana Kuvvet kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yollarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben sigara dumanının altında yana yana en sonunda kül oldum. Sen kibritin hiç yanmayan ucunda birinin hayatından geçmiş oldun.